Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 18 ve 19 haftalık hamilelik günlüklerimden bahsedeceğim. Neler oldu, neler değişti, nasıl hissediyorum ondan bahsedeceğim. En son 17 haftalık yapmıştım. 18 haftalığı ayrıca yapmadan 18 ve 19 birleştireceğim. Çünkü çok fazla bahsedecek bir şey yok. Daha önceki haftalara göre çok büyük bir farklılık hissetmiyorum. Geçen hamilelik videomdaki sorularınızı cevaplayacağım ve bu hafta olanlara bahsedeceğim. Bugün itibariyle ne kadarlık hamileyim, önce ona bakalım. Sanırım 19 hafta 5 günlük hamileyim bugün. 2 gün sonra 20 haftalık olacağız inşallah. Şu an Anatolia bir mango büyüklüğünde. En son geçen hafta pazartesi günü, yani tam bir hafta önce bugün anatomi ultrasonuna girdik. İyi geçti ama çok fazla şey göremediler. Hem bebek henüz ufak olduğu için, normalde genelde anatomi ultrasonları 20. haftada ya da belki biraz sonra 21. 22. haftada yapılırken, bana 18 hafta 5 günlük yani randevu vermişlerdi. Gittik işte eline, kulağına, midesine, ne derler o, kordonuna, her şeyine baktılar. Bir sorun yoktu. Ayaklarını, ellerini falan gördük. Yalnız kalbe ve beyne geldiğinde çok detaylı göremedik. Hem bebeğin pozisyonuna, işte bana sürekli yer değiştirdi, yan yatırdı, şu yatırdı, bu yatırdı, çocuk oynamıyordu falan. Yani daha doğrusu sürekli hareket ediyordu. Ama onların çok net görüntü alabileceği şekilde hareket etmiyordu. Hem de benim daha önce de hep söylediğim gibi kilomu hep ben göbek bölgesinde taşıyorum. Yani göbek bölgesinde yağ olduğu için bebeği daha da zor görüyorlar. Hem de bebek yeterince büyük olmadığı için çok fazla göremediler. O yüzden 22. haftaya tekrar bir tane daha randevu verdiler. O randevuda gidip daha detaylı bakacaklar inşallah. Ve ümit ediyorum her şey yolunda olacak, ama şimdilik her şey yolunda görünüyordu. Ultrason demişken, çok sık ultrason yaptırdığımı ve bunun bebeğe zarar vereceğini söyleyenleriniz var içinizde. Ultrasonları yani ben kendi keyfime göre seçmiyorum. Doktor diyor işte şu hafta gel, şu hafta bir daha gel, ya da işte şimdi bu hafta buna bakacağız, işte birkaç hafta sonra buna bakacağız vesaire diye. Doktorun söylediği bir şey ve doktorun söylediği bir şeyle hayır diyecek değilim haliyle. Onun dışında canım bir şeyler çekmiyor bu hafta. Öyle bir aşerme durumum yok. İğrenç ama dün kustum. Daha önce hep söylüyordum. Çok övürüyorum, boş boş övürüyorum. Genelde kusmuyorum diye, ama dün hem de kendi evimde bile olmayan bir yerde kusuverdim. Hoş olmadı tabii ama yapacak bir şey yok. Neredeyse 5 aylık olduk. 4. kez kusmuş oluyorum bu. Normalde ben midesi güçlü biri olduğumu düşünüyorum. Yani böyle midem bulandığında falan kendini tutabilen biriyim, ama dün tutamadım. Onun dışında bugün doktor randevum var. 2 saat sonra nutritionist'la, yani beslenme uzmanıyla randevum var. İşte kiloma bakacak, ne kadar kilo almışım, her şey yolunda mı, şu niye, bu niye, bana her zaman gibi söylediklerini söyleyecek. En son tartıldığımda, şu an hala hamile kaldığım kilodan yarım kilo aşağıdayım sanırım. Hamile kaldıktan sonra bir 4 kilo mu? Ben size söylüyordum, unuttum da 2 kilo muydu? Vermiştim. Onun bir ucunu geri aldım ama dediğim gibi hala hamile kaldığım kilodan daha az kilodayım. Ama tabii 20. haftadan sonra özellikle hatta sanırım 3. trimester itibariyle bu artacak tabii ki. Zaten artmasını da istiyor doktorlar, ben çok istemesem de. Yani çok aşırı kilo almadığım sürece çok sorun olacağını sanmıyorum. Yani almam gerekiyor sonuçta çocuk için. Daha doğrusu çocuğun da kilo alması gerekiyor. O yüzden onunla ilgili bir şey söylerse doktor, gelecek haftaki ya da ondan sonraki haftaki ne sıklıkla yapacağımı bilmiyorum çünkü. O videolarda cevaplarım. Onun dışında bu hafta bebeğin hareketlerini fazla hissetmedim. Yani böyle ufak ufak hissettim. Haftalar geçtikçe bebek büyüyor. Daha haliyle kolları bacakları güçlenip boyu da büyüdüğü için tekmelerin daha fazla hissedilir olması lazım, ama dediğim gibi ben çok fazla hissetmedim bu hafta. Yani birkaç kere hissettim. Baş ağrılarım var. Hala baş ağrılarım devam ediyor. Özellikle dün çok ama çok kötü, çok ağır baş ağrısıyla uyandım. Belki kusamın sebeplerinden biri de oydu, bilmiyorum. Çok kötü baş ağrım vardı. İşte çerli masaj yaptı. Boynuma, omzuma buz, böyle ne derler, soğuk bir şey var. Buzlukta sakladım. Onu koydum başıma. O biraz iyi geliyor. Biraz kafein aldım falan. Hiçbir şey işe yaramayınca artık bir tane Tylenol içmek zorunda kaldım. Çünkü bütün gün zonkluyordu başım. Haftaya cuma günü doktorla randevum var tekrar. Ve randevuda bu baş ağrılarının ne olduğunu söyleyeceğim. Çünkü daha önce görüştüğümüzde
demişti işte başın ağrıdığında yarım bardak kadar kahve iç, kafein iyi gelebilir. Eğer bu da işe yaramazsa ilaç vereceğim o zaman demişti. İlaç almak istemiyorum ama gerçekten bazen özellikle bütün bir gün oluyor ve işe gidiyorum yani kaldıramıyorum artık bu baş ağrısını. Yani ilaç almak istemiyorum ama bakalım doktor ne diyecek. Onun dışında yan yatıyorum artık bu hafta itibariyle son özellikle 4-5 gündür sürekli yan uyumaya çalışıyorum yani. Genelde soluma yatarak uyumaya çalışıyorum ama bazen solumda işte hani biliyorsunuz pozisyon değiştirmek zorunda hissedersiniz ya kendini. Sonra sağa dönüyorum, sonra tekrar sola dönüyorum. Yalnız genelde kendimi sırt üstü uyurken buluyorum. Yani benim istediğim sırt üstü uyumak değil ama sabaha karşı sırt üstü uyanıyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Şu bir haftadır yüzüstü yattığım belki bir keredir. Gene hala şu an fiziksel olarak yüzüstü yatmakta bir sorunum yok. Ve daha önce çok kez söyledim, doktorum da bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyor. İstersem yatabileceğimi söylüyor ama ben kendimi alıştırmaya çalışıyorum yan yatmaya. Yani bir gün gelip de göbeğim iyice büyüyüp de yüzüstü yatamaz hale geldiğimde sorun olmasın, yan yatmaya alışmış olayım diye. Şimdilik çok sorun değil. Tabii ki yüzüstü yatmak kadar bayılmıyorum yan yatmaya ama yani yan yatabiliyorum, uyuyabiliyorum o şekilde. Aklıma gelenler bunlar. Dün şeyden bahsedecektim. Baby shower'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Ben baby shower'ın bir Amerikan adeti olduğunu düşünüyorum ama sanırım son yıllarda Türkler de yapıyormuş. İşte bir araya geliyorsunuz. Genelde bebek doğmadan önce yapılıyor. Bebek doğduktan sonra yapan da duydum ama bebek doğmadan önce yapılıyor. Eş, dost, aile vesaire bir araya geliyorsunuz. İşte oyunlar oynanıyor falan bebeğe yönelik, doğuma yönelik. Tam bilmiyorum. Hediyeler veriyorlar size. Bu hediyeler içinde register denen bir şey var. İşte Walmart gibi, Target gibi büyük mağazalarda ya da bizim gittiğimiz Babies R Us diye bir yer var. Toys R Us'ı biliyorsunuz Türkiye'de de var. Toys R Us'ın bebek versiyonu yani kocaman bir mağaza düşünün. İçinde sadece bebekle ilgili şeyler var. Oraya gidiyorsunuz ve ihtiyacınız olabileceğini düşündüğünüz şeyleri registry, kayıt yani kayıt ettiriyorsunuz. Sonra sizin baby shower'ınıza gelip size ya da bebeğinize hediye almak isteyenler oradan sizin kayıt ettirdiğiniz şeylerden alıp getiriyorlar doğum hediyesi olarak. Biz de Kasım gibi düşünüyoruz baby shower yapmayı. İnşallah o günleri görürsek. Kasım'da bir baby shower yapacağız ama biz şimdiden registry olayına yani kayıt olayına başladık. Dün gittik. Çok fazla şey kaydetmedik çünkü tekrar tekrar gidip bakmak istiyoruz bu süreçte. Dün bile biraz baktığımız kısıtlıydı. Video istediniz ama video çekmedim. 5-6 tane şey koydum. Mesela emzirme yastığını çok tavsiye etmiştiniz. Emzirme yastığı koydum bir tane. Biz daha önce de söylemiştim. Çocuğu ilk etapta her ne kadar beşiği varsa da bu player diyorlar. Türkiye'de bu terimlerin hiçbirini Türkçe bilmiyorum bu arada ben. Bunun sebebi sadece İngilizce konuşur değil tabii ki. Ben Türkiye'de hiçbir bebeğin yanında bulunmadım. Tanem doğduğunda onunla geçerim 2 hafta hariç. Yanımda hiç hamile birisi olmadı. Ben Türkiye'deyken evli değildim. Hamilelikle ilgili bir şey bilmiyordum. Küçük kardeşim yoktu bu anlamda falan. Yani Türkiye'de çocuklu birinin yanında hiç olmadım. Hiç tecrübem yok. Hiç hamilelikle ilgili ya da bu alışverişlerle ilgili bilgim de yok. O yüzden birçok şeyin isminin Türkçesini bilmiyorum. Burada geldikten sonra ve hamile kaldıktan sonra ilgilenmeye başladığım için araştırırken de ya da işte marketlerde gördüğümde hep İngilizce isimleri gördüğüm için Türkçelerini bilmiyorum. İngilizcesi player olan, Türkçesi neydi onun? Oyun parkı galiba. Hani böyle yatak gibi kapalı, yani beşik gibi düşünün. Ama böyle tahta değil, kapalı. Kenarları böyle bez gibi ama içi görülebilen, nefes alınabilen bir bez gibi. Her neyse, oyun parkı deniyor galiba. Öyle bir şey almayı düşünüyoruz biz ilk etapta çocuk için. Çünkü bizim almayı düşündüğümüz oyun parkının üstünde birincisi yatağı çok daha yüksek. Beşiğe kıyasla. İkincisi üstünde yeni doğan için uyuma yeri var ve hemen yanında da bez değiştirme yeri var. Öyle bir şey almayı düşünüyoruz. İlk etapta ilk 6 ay kadar bizim odamızda yatağın hemen yanında duracak ve bebek orada uyuyacak. Ve gece kalkıp ilgilenmem gerektiği zaman da orada ilgileneceğim diye öyle bir şey planlıyorum. Direkt basinet denilen şeyden almayı düşünmedim çünkü basinet kullandıktan sonra ilk birkaç ya da 6 aydan sonra elden çıkarmanız gereken bir şey çocuk büyüdükten sonra. Ama bu player denilen işte bu oyun şeyi içinde uyumayıp da artık beşinde uyuyacak hale geldiğinde yatağına çıkarıp altında hani içine koyup çocuk oynasın diye siz işte hem gözünüz onun üstünde olur hem etrafa yürümemiş, gitmemiş, emeklememiş olur. İçeride oynuyor olur oyuncaklarıyla. Daha güvenli olur. Hem de siz de belki o anda bir ev işi yapmanız gerekiyorsa yap. Yani siz içinizde tecrübeli anneler benden daha iyi bilir. Çok tarif edemiyorum.
Ondan baktık. Dediğim gibi emzirme yastığı. Emzirme pompası, yani ben tabii ki istiyorum çocuğumu emzirebilmek ama bilmiyorum. Bunu şu andan görebilmem imkansız. Olur da bir sorun olur emziremezsem ya da emzirirsem ama sağmak zorunda kalırsam. Bu konularda biraz garip geliyor mu size bilmiyorum ama sonuçta hamilelikle ilgili bir video izliyorsunuz. Bekliyorsunuzdur bu konuşmaları diye tahmin ediyorum. Pompa al falan diyenler oldu. Bir sürü biberon markası tavsiye edenler oldu. Ama yani oraya gittiğimde artık böyle beynim afallamıştı resmen. O kadar çok şey var ki hangisini alacağım, hangi markaya, neye dikkat edeceğim bilmiyorum. Özellikle bu stroller dedikleri bebek arabası sanırım. Bebek arabasının oraya geldiğimizde kafayı yedim ben. Yani artık ne alacağımı bilmiyorum. İşte kimisi diyor tamamen yatırılabilir olsun, kimisi diyor hafif olsun, kimisi diyor tekerlekleri şöyle dönsün, kimisi diyor çift tekerlekli olsun, kimisi tek tekerlekli olsun, kimisi işte tek elle açılsın kapan. O kadar çok detay var ki, o kadar çok markanın, o kadar çok çeşitli fiyat aralıkları var ki. Yani ben dün işte atıyorum 80-90 dolardan 1000 dolara kadar bir sürü stroller gördüm, bebek arabası gördüm. Mümkün değil benim gidip 1000 dolar vermem. İmkansız yani. Kiminiz demişsiniz hani ucuz olmasın, pahalı olsun da 1000 dolar çok fazla. Mümkün değil yani. Ne alacağımı bilmiyorum. O yüzden onu bıraktık artık. Dün dedim ben yok biraz daha internetten araştırma yapayım ama bu da öyle bir şey ki mesela Instagram'da sormuştum. Birçoğunuz da bana cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Tavsiye verdiniz. Ama herkes farklı bir şey söylüyor. Herkes farklı bir markayı tavsiye ediyor. Bilmiyorum. Kafam çok karışık yani bebek arabası konusunda. Bebek arabasına dair beni düşündüren tek şey Charlie ile olduğum zaman sorun değil zaten. Charlie her şeyi taşıyabilecek güçte ama ben tek başıma taşırsam eğer hem çocuğu taşıyacağım hem bebek arabasını taşıyacağım hem merdivenli bizim evimiz merdiven çıkmak zorunda kalacağız falan filan. Kafam allak bullak yani böyle. Onun dışında kamera sistemi falan bir sürü alınması gereken bir sürü şey var. Zamanla inşallah hepsi alınacak. Böyle. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Sorularınıza döneyim. Burada birkaç tane soru var. Onları cevaplayıp bu videoyu bitireceğim. Beşiği sprey boyayla beyaza boyamak sizin fikriniz. Bana tavsiyeniz. Birden fazla insanın. Geçen videoda söylemiştim arkadaşlar. Bu yaşanmayacak. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Kesinlikle beşiği boyamayacağım. O yüzden bu konuda ki tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz. Ve fakat bu yaşanmayacak. Mide yanması oluyor mu? Mide yanmam yok. Ben hayatım boyunca hiç mide yanması yaşamadım. Mide yanması nasıl bir his bilmiyorum. Ama duydum ki hamileliğin son aylarında özellikle yaşanabiliyormuş. Kimisi hatta bunun bebeğin saçlı olmasına bağlıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Henüz bir mide yanması yok bende. 19. hafta hatta neredeyse 20. hafta itibariyle söyleyebilirim ki mide yanmam yok. İleriki haftalarda olursa size söylerim. Hastane çantasını gösterecek misin? Bu arada şey aldım. Yani onu da koydum. Rejistreyi almadım da. Bebek çantası deniyor. Evet. Diaper bag. Diaper bag denilen şey, bez çantası mı? Ne? Ondan aldım. Almadık yani, koyduk rejistreye. Çok güzel çantalar vardı ve güzel olanların hepsi bu omuzdan asmalı olanların çok tatlı tarzlar vardı. Ama sizin tavsiyenizi dinledim. Özellikle izliyor mu bilmiyorum ama Zibidi Kuş'un annesinin tavsiyesini dinledim ve sırt çantası şeklinde olanlardan seçtim. Her ne kadar sırt çantası şeklinde olanlar genelde çok çirkin, sadece siyah sıradan çantalarsa da bir sürü cebi olan ve sırtı asılabilecek bir çantasını böylece iki kolumla birden çocuğa tutabilirim diye. Ama o tek kollu olanlar inanılmaz tatlı görünüyor. Yani asıl böyle diaper bag şeklinde görünenler onlar ama ben sırt çantasını tercih ettim. Öyle. Hastane çantamı gösterecek miyim? Şu an daha çok çok başındayız. Hiçbir şey yani tabii ki hiçbir hastane çantam yok. Hazırlığım hiçbir şekilde yok. Ama bir gün yani ne zaman hastane çantası hazırlarım ki ben bilmiyorum. Hamileliğimde her şey yolunda gidiyorsa ve full term olması beklenen yani tam zamanlı doğması beklenen bir bebekse 35. haftadan sonra falan hazırlarım herhalde. Yani daha 20 hafta çok erken. Ama hani herhangi bir risk, bir korku vesaire bir şey varsa da gene herhalde bir 30. haftaya kadar beklerim çanta hazırım. Yani şu noktada çanta hazırlamak çok mantıksız geliyor bana. O yüzden çantam yok. Hazırlanmış hiçbir şey yok. Ama hazırladığımı tabii ki gösteririm. Şeker yüklemesi yapılacak mı? Evet yapılacak. Bana zaten şeker yüklemesi yapıldı iki kere. Burada şeker yüklemesini reddetme şansınız yok benim bildiğim kadarıyla zorunlu. Zaten ben de yapılması taraftarıyım. Yani biliyorum buna karşı olanlar var, isteyen var, istemeyen var Türkiye'de ama ben yapılması gerekti. Yani doktor yapılsın diyorsa yapılması gerekti taraftarıyım. Ve yapılacak bana 20
bilmem kaçıncı haftada gene şeker eklemesi yapılacak. İnşallah sonuçları da iyi gelecek diye ümit ediyorum. Çalışmaya devam ediyor muyum? Evet, çalışmaya devam ediyorum. Burada doğum iznine 36. haftadan sonra ayrılabiliyorsunuz sanırım. Ya da 34 müydü? 36 ya da 34. haftadan sonra ayrılabiliyorsunuz. O zamana kadar çalışır mıyım bilmiyorum. Muhtemelen çalışacak gücüm varsa bir... Sağlıkken bir sorunum yoksa çalışırım diye tahmin ediyorum. Daha önce de söylemiştim, doktorun çalışmamın çok faydalı olduğu yönünde, yani benim için ayakta olmanın ve fizikken aktif olmanın çok iyi olduğunu düşünüyor. O yüzden şimdi çalışmaya devam ediyorum. Birisi saçlarım çok çabuk uzuyor, neden demiş. Katılıyorum buna, saçlarım inanılmaz uzadı. Çok uzun zamandır fön çekmiyorum. Normalde fön çektiğim zaman belime kadar geliyordu. Şu an fön çekmeden hemen hemen belime kadar saçlarım. Neden çabuk uzuyor bilmiyorum. Hormonlardan, hamilelikten olabilir. Kullandığım şu vitaminlerden, her gün düzenli aldığım bu hamilelikle ilgili vitaminlerden olabilir. Bilmiyorum içinde saç uzatan bir şey var mı ama saçlarım ve tırnaklarım çabuk uzuyor. Bunu fark ettim. Saçlarımı kestirmeyi düşünmüyorum. Henüz söylemiştim. Boyatmayı 20. haftadan sonra boyatabileceğimi söylemiştim. Hala bilmiyorum. Kesin kararımı vermedim. Boyatabilirim, boyatmayabilirim. Bilmiyorum. Bir videoda sanırım... Çiğ somon yemediğimi söylemiştim. Neden çiğ somon yemiyorsun diye soran bir arkadaş olmuş. Çünkü hamileyken çiğ ürünler yememeniz gerekiyor. Yediğiniz her şeyin iyice pişmiş olması gerekiyor. Bir başka soru, neni, yani bakıcı olayına nasıl bakıyorsunuz şeklinde. Sıcak bakmıyorum. Çocuğumu kendim büyütmek istiyorum bir noktada. Ama bir noktada da işe dönmek zorundayım. Yani doğrultudan ne kadar sonra döneceğim bilmiyorum ama işe dönmek zorundayım tabii ki. O yüzden bu süreçte ben işe giderken bir bakıcı... Yani öyle bir şey ki bu, istemiyorum açıkçası. Kayınvalidem çok istiyor tabii ki bize yardımcı olmak çocukla ilgili. Ve açıkçası bir bakıcıdansa kayınvalidemin bakmasını tercih ederim ben de tabii ki. Ama bu da gene full time olacak şekilde değil. Mesela şu an Charlie gündüz çalışıyor. Ben daha çok akşamları çalışıyorum. İşte gündüz ben, akşam Charlie, çok sıkıştığımız zamanlarda da kayınvalidem şeklinde idare ederiz diye düşünüyorum. Çok bakıcıya sıcak bakmıyorum ama... Yani doğduktan sonra belki öylesi işimize gelir, bakıcı da olabilir, bilmiyorum. Hamilelik ya da doğum için Türk, Amerikan ya da İtalyan adeti bir şeyler planlıyor musun diye sormuştu bir takipçim. Yani ben çok bilmiyorum bu tarz adetlerini. Türk olanını, zaten Türk olanını bilmiyorum. Amerikan, İtalyan olanını zaten bilmiyorum. Ben bu baby shower'ı bile kayınvalidem çok istiyor diye yapıyorum açıkçası, o çok hevesli diye. Çok böyle adetler falan bilen bir insan değilim. Dediğim gibi kendim de hiç hamile birinin çevresinde olmadım Türkiye'de. O yüzden ne adet yapımıza diş buğdayı falan diye şeyler var sanırım. Ne olduklarını bilmiyorum. O yüzden öyle şeyler yapacağımı düşünmüyorum. Ama yani ne bileyim, kayınvalidem bizim şöyle bir adetimiz var ve yapmayı çok istiyorum derse, sonuçta tek oğlun tek çocuğu. O yüzden hani bu tarz şeylere önem veriyorsa onları ondan almak, esirgemek istemediğim için katılıyorum. Benim için çok önemli olduklarından değil açıkçası. Öyle bir planımız yok yani. Normal çocuk doğacak ve normal büyüyecek, o şekilde bir planımız var. Bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelen soruları, yani sorularınızı yazdım. Cevap verilebilir olan soruları. Çünkü bazı çok aşırı özel sorular var. İşte çocuğun dini ne olacak falan şeklinde. Bunlara hiç konulara girmek istemiyorum, cevap vermek istemiyorum. Ama onun dışında normal bütün sorularınızı yazdım. Cevaplamak için. Bu videonun altında gene hala merak ettiğiniz şeyler varsa eğer onları yazarsanız bir sonraki videoda onları cevaplamaya çalışırım. Fikirlerinizi, tavsiyelerinizi açın. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.